sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salatü selamlar olsun. Şükür Rabbimize. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada. Bana seni gereksini diyor Yunus. Şimdi bu alemde aslında her şey yerli yerinde. Dünya ehli diyorsun adı üstünde. E tabi dünyada olacak o. Onun derdi dünya zaten. Onu ukbaya çeksen istemez gelmez zaten. Gelse de ölür orada yaşayamaz. Onun derdi dünya. Dünyada yiyecek, içecek, hayvani duygu düşüncelerle yaşayacak. Orayı o yaşama yeri olarak seçmiş kendini. Orada ilerip bitiriyor orada kendini. Ukba düşüncesinde olanlar da işte şu kadar sevap toplayalım, bu kadar sevap toplayalım. Yarın öldük mü sıratı kuş gibi geçelim, Allah'ın huzuruna çıkalım, onların derdi de o. Ama Allah dostların ikisinden de geçmiş. İşte hani diyorlar ya, bak ne güzel söylemişler. Terki dünya, terki ukva etmeden bu zevke erilmez diyor. Bu da Allah dostlarımmış. Bak şimdi şu an bile biz hem dünya terk ettik hem ukva terk ettik. Nasıl terk ettiniz? İşte dünyadasınız, baksana. Dünyada duruyorsun. Öyle değil. Dünyanın muhabbetini terk ettik. Dünyanın muhabbetini terk ettik, Allah muhabbetine geldik. Allah muhabbeti yapabilmek için ukba muhabbetini de terk ettik. Demek doğruymuş bunlar. Şimdi ehlullah yalan söylemez de insan bunun doğruluğunu ne zaman kendinde zevk edip yaşarsa o zaman anlayabilir. Demek o ne? Doğruymuş onlar. Onlar öyle yaşadılar da yaşadıklarını söylediler zaten. Şimdi bak burada da aynısını yapıyoruz. Dünya muhabbetini bıraktık geçtik oradan. Ukba muhabbetini de bıraktık geçtik. Ne yapmaya geldik biz buraya? Allah muhabbeti yapmaya geldik. Şimdi Allah muhabbeti yapmaya gelen insanlar burada Allah'a o kadar teslim olmaları lazım, o kadar teslim olmaları, bağlanmaları lazım ki kendi varlıklarından da geçmeleri lazım. Ki Allah'tan muhabbet alabilsinler yani. Yoksa bir insan kendi varlığından geçmedikten sonra Allah'tan muhabbet almak demek, Kur'an'ın hakikatini yaşamak demektir. Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati anlatmak için veyahut da kulları bu zevke erdirmek için diyor ki, aynı şeyi söylüyor aslında da değişik kelimelerle. Biz onların mallarını, canlarını satın aldık diyor Allah. Ya neydi bizim canlarımız, mallarımız? Ya bizim öyle canlarımız vardı, sinirimiz vardı, inadımız vardı, gururumuz vardı, kibirimiz vardı. O burnumuzdan kıl aldırmazdık. İşte bu canları verdik elhamdülillah. Zaten canları vermeden insan bu hakikate eremiyor ki. Allah'la muhabbete nasıl girecek? Kendi bilgisinden geçmeyen insan, kendi varlığından geçmeyen insan Allah'la muhabbete nasıl girebilecek? Girilmiyor. O zaman onlara ne oluyor? İşte dünya muhabbetinden eğleniyorlar. Ukva muhabbetinden eğleniyorlar. Onun için Allah muhabbetine girmek için canını da malını da Allah'a teslim edeceğim. Bu ayet. İstersen yaparsın, istemezsen yapmazsın. Allah bize söylüyor nasıl olacağını. Gerisi kişiye kalmış insan. Şimdi Allah bir ayette diyor ki, ey mutmain olmuş nefis, Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olarak cennetime gir. Salih kullarımın arasına karış. Ayet bu. Allah söylüyor böyle. Ya sen istersen girersin cennete, istemezsen girmezsin cennete. Ama Allah söylüyor. O zaman ne oluyor? Şimdi kişinin elinde bu iş yani. Senin böyle bir hakikate, böyle bir manaya, böyle bir zevke arzun, isteğin varsa, değil mi? Şimdi herkes Allah'ı seviyorum diyor. Kime sorursan sor, Allah'ı seviyorum diyor. E peki gördün mü Allah'ı da seviyor? Yok, görmedim. Görmeden Allah'ı seviyor. İşte bu sevgiler insanı dünya muhabbetinden kurtarmıyor. Allah'ı görmeden seviyorum diyor ya.
Dünya muhabbetinden kurtulmuyor. Ukba muhabbetinden kurtulmuyor. Ama bir de sor bakalım. Gerçekten Allah'ı görenlere, görerek seviyorum diyenlere, onlar da ne diyorlar biliyor musun? İstemem ben dünyayı. Hayda, bak şimdi iş değişti. İstemem ben ukbayı. Allah Allah. Bak, görenle görmeyen nasıl fark ediyor görüyor musun? Çünkü bir insan görürse aşık olur. Görmeden hayalindekine aşık oluyor. Hayalinde kendi yaptığı, onlara da ne diyor biliyor musun Cenab-ı Allah? Ey Habibim, gördün mü o tağutlara tapanları diyor. Adam kendi hayalinde, evhamında, zannında bir şekil, bir suret, bir ilah yapıyor. Ona tapıyor adam. Ona Allah diyor. Kendi de göremiyor yaptığını. Ondan sonra diyor, Allah'ı kimse göremez. Tağuta tapıyor adam işte. Ama Allah onlara bak, diyor ki, ey Habibim gördün mü tağutlara tapanları? İşte cehennemim onlar için hazırladı. Onun için bize Cenab-ı Allah bu sırrı açtı. İnşallah biz de bu sırla sırlanıp bu hakikat, bu manayı, bu güzelliği yaşayanlardan olalım inşallah. Amin. Çünkü bu gerçekten de herkese nasip olan bir şey değil ya. Babaya nasip oluyor, evladı olmuyor. Evlada nasip oluyor, babaya olmuyor. Bu aşk iş, gönül iş. Kim Allah'ı istiyorsa, Allah o isteyenlere kendini veriyor. Bir kutsal hadiste de, kutsal hadis midir, ayet midir bilemiyorum ama dünyayı isteyene dünyayı veririz diyor. Ukbayı isteyene ukbayı veririz. Bizi isteyene de kendimizi veririz diyor. Demek Cenab-ı Allah kim ne isterse veriyor. Herkes istediğine erince zaten razı ediyor. Ama bilemiyorlar ki o erdiği, kavuştuğu, bulduğu fani midir, baki midir onu bilemiyorlar işte. Adam faniden zevk alıyor ama öyle bir gün geliyor. Ne o sevdiği kalıyor ne kendi kalıyor orada da. Bitiyor çünkü fani. Ama Allah dostlarının sonu yok. Onlar Allah'a kendilerini verdikleri için, Allah'ın Allah'ta yok oldukları için aslında onlar yok olmuyorlar. Nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi biz bir bardak çayın içine attık bir kaşık şeker. Karıştırdık. Şeker görünmüyor çayda değil mi? Evet. Şimdi yok mu oldu diyeceğiz şekere? Görüntüde yok. Ama şeker var orada. Demek yok olmadı. İşte biz de kendi özümüze, kendi hakikatimize, kendi manamıza erdik mi? Allah'ı tanırız, Allah'ı buluruz. Bizim ölmeyen tarafımız ruh tarafımızdır. Nur tarafımızdır. Zevk tarafımızdır. Muhabbet tarafımızdır. Muhammed tarafımızdır. İşte bu hakikate eren insanlara ölüm yok. Neden? İnsan şimdi ruhuna erdiyse, ruhuna kavuştu. Ruha ölüm var mı ya? Yok. İşte dediler mi adamın ruhunu gömdük. Öyle bir şey yok. Demek onlar latif olduğu için onlar sonu yok onların. Ruhun da, nurun da, aşkın da, sevginin de, muhabbetin de, zevkinin de sonu yok. İşte bu muhabbetullah Hazreti Muhammed'in yaptığı muhabbettir bu. Bak demek bu muhabbetler ölmüyor. Bu zevkler ölmüyor. Bu sırlar, bu manalar, bu hikmetler ölmüyor, yok olmuyor. Ölseydi bize gelmezdi. Değil mi? Bugün devam etmezdi. Bugün devam ediyor. Demek ölmeyen tarafına insan kavuşabilirse işte o insan nur oluyor. Hani diyorlar ya ölenlere Allah nur içinde yatırsın. Bu hakikate işte ölmeden evvela ölmenin sırrını erenler onları Allah nur içinde yatırıyor. Evet. Bu nur içinde yatmak nasıl bir şey? Ya onu öldükten sonra göreceğiz. Allah bizi seviyor ya, sevgilisiyiz ya, Allah bizi nur içinde yatıracağız. Ama ehlullah ölmeden de görür ya, bu hayattayken de görür ya. Nur nedir? Bir ayette diyor ki Cenab-ı Allah, Kur'an için biz size bu nuru indirdik diyor. Bak şimdi.
O zaman bir insan muhabbeti Allah'tan alıyorsa, Allah'tan dinliyorsa o insan neyi duyuyor? Allah kelamını duyuyor değil mi? Yani Kur'an duyuyor insan. Peki Cenab-ı Allah bu Kur'an'a biz size nuru indirdik derse bu insan bu nurla nurlandığı zaman nerede yatıyor? Ya, evet. İşte bak Cenab-ı Allah sevdiği dostlarına öbür alemde ne olacaksa, ne yaşatacaksa burada da yaşattırıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü öbür alem dedikleri onların bu alemidir. Bu aleme de öbür alem diyorlar. Aslında ehli tevhid öbür alem dediği zaman eğer kesret zevkindeyse vahdet zevkine öbür alem diyor. Vahdet zevkindeyse kesret zevkine öbür alem diyor. Bunlar iki alemde de bunlara darlık yok. Neden? Vahdete girdiğin zaman Allah'la berabersin. Allah'ın tecellisini seyredersin. Kesrete çıktığın zaman Hazreti Muhammed'i seyredersin. İster Allah'la ol, ister Muhammed'le ol. İşte bu nur üstüne nur almaktır. Veyahut da çevir nur içinde yatmaktır. Bu zevkin içinde olmaktır. Bu zevkin içine girmek demek işte nura kavuşmak demektir. Yani. İşte onun için Allah dostları geleceği bugüne getirirler, bugün de yaşarlar. Onun için gelecekle sıkıntıları yok yani. İşte gelecekte öyle olacakmış, öyle olacakmış, hesap veriyor. Yok, onlar geleceği getirirler bu ana, bu anda yaşarlar. İşte onun için ehli dünya bu zevklere eremiyor. Niye dünyada? Dünya vermiyor ki bu işe. O alalım satalım kazanalım davasında o. O akıl bu tarafa geçmiyor. Ukba aklı da aynı. O da şu kadar sevap biriktirelim. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Tövbe olacak. Sanki şimdi Allah yok da Allah'ın huzuruna çıkacak. Ehlullah ikisinden de geçmiş işte. Onun için Efendi Hazretleri bize bunun çok sohbetini yapardı. Terk-i dünya yapmadan, terk-i ukba yapmadan bu zevklere erilmezler. Hakikaten de erilmiyor değil mi? Evet. Sen şimdi bir dünya ehlinin yanına gittiğin zaman böyle muhabbet duyabilir misin? Mümkün değil. Mümkün değil öyle bir şey. Ukba ehlinin yanına git, gene duyamazsın. E kimden duyacaksın? Ya adı üstünde Allah ehlinin yanına gidersen Allah muhabbeti. Her şeyi ehlinden duyacaksın. Ehli yapar o muhabbetin hakikatini, o ehli açar. Onun için işte biz ne kadar hamd etsek, şükretsek Allah'a azdır. Bu herkese nasip olan bir şey değil. Bu muhabbet, sevgili muhabbeti. Camide yapılacak muhabbet değil bu muhabbet. Kahvede zaten hiç olmaz. Bu sevgili muhabbeti mahrem yerde olur. Bak, masum bir özel bir yer burası, mahrem yer. Şimdi bu mekan, bu dünyanın içinde. Değil mi? Bu arzın içinde, bu dükkan. Fakat şimdi bu dükkandan kimin haberi var? Kimsenin haberi yok. Kimin haberi var? İşte bu mekana kim girdiyse onların haberi var. Bunun kenarından, dibinden geçenlerin gene buradan haberi yok. Niye? Dışarıdan görülecek bir şey değil ki. Şu mekana da bakıyorlar, dışarıdan bakıyorlar. Benim gibi insan diyorlar, geçiyorlar. Ama bu mekanın içine bir girseler, Allah Allah. Görmediklerini görecekler. Duymadıklarını duyacaklar. İşte bak, ister bu mekanı olarak düşün, ister bu mekanı olarak düşün. Çünkü bir insan Allah zevkindeyse ona mekan, zaman onun için bir şey değil, önemli değil. Yani. Mekanı cennet olmuş. Onlar zamanı da mekanı da katlayıp döver insan onlar. Şu zaman gelsin, şu kadar vakit geçsin de gidelim bulalım diye düşünmez onlar. Ama dünya ehlinin öyle düşüncesi vardır. Ukba ehlinin vardır. Ehlullah zamanı da mekanı da ortadan kaldırır. Onun için onlara işte sıkıntı yok. Sıkıntı nededir? Adam bekler bir şey alacaksa o zaman gelsin diye. O zamanı bekler. O zamanı bekler de çabuk da geçmez o beklendiği için. Sıkılır durur. Ama ehlullahın böyle bir derdi yok. Sıkıntısı yok. O kaldırmış hepsini. O
Göreceğini görüyor. Duyacağını duyuyor. Yaşayacağınla yaşıyor. Nerede? Kendi aleminde. İşte onun için insan kendi alemine girerse o bilinmez, bulunmaz, görünmez denileni bulur, bilir, görür, ondan muhabbete girer. İşte onun mekanı o zaman cennettir işte. O mekanda sıkıntı olmaz. Hani diyorlar ya, cennette hiç telaş yokmuş, sıkıntı yokmuş, kahır yokmuş, üzüntü yokmuş. Hiç böyle olumsuz bir şey yokmuş. Hep ne varmış? Zevk varmış, sefa varmış, huzur varmış, neşe varmış, mutluluk varmış. Hep güzellikler varmış. E şimdi biz alemimizi cennet yaparsak, değil mi? Evet. Bize sıkıntı olmaz ki. Elem, keder, dert tası olmaz. Sevdiğimizden ayrı da kalmayız hiç. Nereye gidersek bu alemde zaten bizle beraber geliyor. E biz de bu alemin içindeyiz. Tamam o zaman, sıkıntı yok. Bekleyeceğimiz başka bir alem de kalmaz o zaman. Başka bir yere gidelim, başka bir mekanlarda buluşalım, görüşelim diye böyle bir duygu düşünüyoruz. Ne oluyor? Eğer bir insan varacağı yere vardıysa, sevdiğini bulduysa, onun mekan derdi, bulma derdi, arama derdi bitmiştir. O hepsinden öteye geçmiştir. O ne yapar? Sevdiğinle muhabbetin zevkini yaşar. İşte ehlullah kendinde bulduğu için Rabbini, kendini bilmiş, kendini tanımış, Rabbinle muhabbet ediyorlar işte. Onun için diyorlar ya, nefsini bilen Rabbini bilir diye. Nefis insanın kendi demektir yani. Hani bir insan kendini tanır, bilirse Rabbini bilir. E sen şimdi kendini tanıdın, bildin. Nereye gideceksin Rab arama? Değil mi? Aramazsın ki zaten. Çünkü Rabbinle görüşürsün, konuşursun, muhabbet edersin, zevk edersin, yaşarsın. Bu zaman ne oluyor? Artık insanın beklenti diye bir zaman mefhumu kalmıyor. Hepsinden kurtulmuş oluyor. İşte onlar bu alemde öbür alem hayatı üzere yaşayanlardır diyor Cenab-ı Allah. Onlar sıkıntısı olmaz. Onların elem kederi olmaz. Ha kolay mı buraya ermek? E kolay değil tabii, kolay olur mu? Öyle kolay olsa herkes arayabilir zaten. Zor. Ama bu zorluğu aşanlar da öyle bir güzellik, öyle bir hikmet, öyle bir manalar buluyor, öyle bir zevkler buluyor ki. Dil bu zevki anlatmaktan acizdir. E nasıl bilinecek o zaman bu? Allah kim yaşıyorsa o biliyor. Ha, işte onun için bu zevki alemler istemem ben dünyayı, hem istemem ukbayı diyor. Neden? E dünyada böyle zevkler yok ki. Ukbada da yok. Nerede var? Allah'ın yanında var. Allah'la birlikte olursanız hep bu zevk sefada olursunuz. Allah muhabbetinin olduğu yerde dünya muhabbeti olmaz. Ukba muhabbeti de olmaz. Ya nereden biliyorsun? Ya yaşayıp duruyoruz işte şimdi işte ya. Yaşadığımızda biliyoruz. Nereden bileceğiz? Yaşamasak nereden bileceğiz? E demek doğruymuş bunlar. E tabii doğru. Ama kim biliyor? Kim Allah muhabbetine girdiyse, Allah'la muhabbet ediyorsa, onların haberi var bu zevk sefadan. Onlar biliyor bu güzelliği. Onlar yaşıyor bu zevk bu sefayı. Onlara sıkıntı olmuyor. Girmeyene, girmeyene hep sıkıntı var. Onun için işte biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ya. Bu herkese nasip olan bir şey değil. Allah bu güzelliği hep yaşamayı nasip etsin inşallah. Bize yaşayalım inşallah. Bir insan kendi hakikatini bilirse, kendi manasına, kendi sırrına ererse ne Allah arar ne peygamber arar. Neden? Kendinde bulmuştur onu. Allah ve Muhammed ile yaşamanın zevkini hangi dille anlatacaksın ya? Hangi kelamla anlatacaksın? Zevk, sefa, huzur, mutluluk, neşe, saadet, bunları anlatmaya dil kelamı yetmez ki. Ne olacak? Kim yaşarsa onlar biliyor bana.
ehlullah bu zevk üzere bu alemde yaşadı da hiç sıkıntı çekmediler onlar. Bir insan Allah'la, peygamberle birlikte olursa neyin sıkıntısını çekecek ya? Değil mi? Zaten o sıkıntı veren ne varsa onların hepsini terk ettiler de geldiler buraya onlar. Dünyada sıkıntı vardı. Bıraktılar dünyalarını. Yalnız şunu iyi bilmek lazım yani. Dünya nedir? Yani şu mal mülk edindiğimiz, çoluk çocukla oraları birlikte yaşadığımız yer midir dünya? Bu mu anlatılıyor? Bunları mı bırakalım yani? O değil. Dünyayı çok açık tarif etmişler. Seni Allah'ın zikrinden alıkoyan ne varsa dünya olur. Şimdi bizim dünyayla ilişkimiz var mı? Yok. Neden yok? Allah'ın muhabbetindeyiz, Allah'ın zikrindeyiz. Peki ama bu o dünya denilen bu mekanı, bu varlığı, bu şeyi terk etmedik ki. Gene bunun içindeyiz. Ama bize hiç değmiyor bu. Neden? Bu malın, bu mülkün, bu varlığın duygu, düşüncesi yok ki bizde. Muhabbeti yok ki bizde. İşte onu terk ettik bizim. O muhabbeti terk ettik. İşte o muhabbeti terk etmeden de bu zevke erilmiyor. İlla ki onu terk etmek istiyor. O muhabbeti terk edenler bu zevki safhaya kavuşuyorlar. Onlar ya Allah'la muhabbette giriyorlar ya da Muhammed'le muhabbete evet. giriyorlar. Yani ya vahdetin zevkine dalıyorlar ya da kesretin zevkine çıkıyorlar, zevk ediyorlar. İşte nerede olursa olsun bunlara iki alemde de sıkıntı yok dedikleri eyvallah budur yani. Onlar Allah'la Muhammed'le yaşadıkları için onlara sıkıntı olmaz. Sıkıntı Allah'tan, Muhammed'den ayrı kalanlarda vardır sıkıntı. Adamın parası belki çoktur. Sana birkaç defa anlattım, benim bir tüccar vardı. Diyordu bana, ya Erdiş diyordu, biliyorum seni gariban adamsın. Ama sen buraya bir gün böyle kafan bozuk, moralin bozuk gelmedin ya. Hep böyle zevk içinde, neşe içinde geldin. Nasıl oluyor bu iş ya kardeşim dedi, soruyordu bana. O zamanlar bak 40 sene 45 sene önce bana diyordu ki 2000 lira vereceğim 10 dakika yaşayayım. Allah Allah. 2000 lira çok büyük para o ya. Ama bak adam 10 dakika yaşasın diye 2000 lira vermeye gözünü alıyor. 10 dakika. Neden? Adam 10 dakikayı değil 1 dakika yaşamıyor. Adam oturuyor sıkıntı, kalkıyor sıkıntı. Yiyor sıkıntı, geziyor sıkıntı. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Neden? Dünya adamı. Çünkü satmış bir sürü mal, parasını alamayınca. Parasını alamayınca onu düşünüyor. Hep bu sefer diyor, ona iyilik yaptık işte diyor. Bak bize diyor bu sefer kalktı diyor, paramızı vermiyor diye söylediler. Adamın sıkıntısı bu. Bitmez çünkü dünyada kalmış adam. Onun için işte biz ne kadar hakikaten yani şükretsek, hamd etsek azdır. Bu Cenab-ı Allah'ın bize lütfu ihsanı ikramıdır. Şunu iyi bilelim. Yani gerçekten de bundan emin olalım. Allah bizi seviyor ya. Şimdi çok insanlar ben bilmem onu der. Allah seviyor mu sevmiyor mu ben bilmem der. Ama ehlullah bilir ya. Nereden bilir ya? Ya Allah kimi severse ondan muhabbet eder ya. Onu bilir ya. Bak bizden muhabbet ediyor, bizi kendi muhabbetine çekiyor. Allah daha nasıl sevsin bizi ya? Ama sevmedikleri insanlar da, onlar da neyi severse onlara veriyor. Adam dünyayı seviyor, veriyor dünyayı. O dünya başına ders olur. Adam parası çok, huzuru yok. Oraya gidiyor, huzur bulamıyor. Buraya gidiyor, huzur bulamıyor. Bir türlü olmuyor. Öyle dünyada huzur olmaz. Ne için yaratıldıysan onun için onunla huzur bulur. Allah ne diyor? Dünyayı sizin için yarattım diyor. Sizi de kendim için yarattım diyor. Bu insanlar ne yapıyor? Unutuyorlar Allah için yaratıldığını. Kendi için yaratıldığına peşinden koşuyor. Ya o zaten senin için yaratılmış. Onun peşinden koşmana gerek yok. Dünya senin arkandan gelecek. Merak etme. Senin için yaratılmış çünkü.
Allah'ın emrine kimse karşı koyamaz. Ne dünya karşı gelir ne ukba karşı. Hiçbir şey. O Allah nasıl dilediyse, nasıl istediyse o Allah'ın dilediği gibi tecelli edecek orada, huzur edecek. Onun bir başka türlüsü olmaz. Bak yerlere, göklere diyor, yıldızlara diyor biz bir düzen verdik diyor. O düzen içinde dönüp dururlar diyor. Hiç şaşırıyor mu? Güneş doğacağı vakitte hiç şaşırmıyor. Onlar o düzen üzerinde giderler. Onlar insana hizmet için yaratılmıştır. Ama insan da Allah için yaratılmıştır. Şimdi bu insan ne yapıyor? Allah için yaratıldığına istemiyor, bakmıyor o tarafına. O duygu düşüncede olmadığı için. Bu sefer dünyaya dalıyor. Dünyada rahat vermiyor ama sıkıyor. Sıkıyor. Olmadı, olmadı, olmadı. Onu kazanıyor, olmadı. Bunu kazanıyor, olmadı. Ne kazanacaksa? Bilmiyor neyi kazanacağını. Allah'ı kazansa rahat edecek. Allah'ı kazananlar rahattır. Neden? Çünkü o Allah'ı kazananlar var ya, Allah onların işlerini yapıveriyor. Rahatlığa bak ya. Nasıl yapıyor ya? Allah onların elinden çalışıyor ya. Daha bundan başka nasıl anlatılacak bu? Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na giderken görmüş tarlanın kenarından geçerken bir tane köylü tarlada taşlık maçlık tarla böyle orayı düzeltmeye uğraşıyormuş, ekim ekecekmiş. Musa Aleyhisselam demiş ki uğraşma demiş, bu tarlada demiş hiçbir şey olmaz, boş boşuna uğraşma demiş. Adam da demiş ki ya Musa yürü git işine sen bak ya benim işime karışma demiş. Ya ben senin iyiliğin için söylüyorum. Uğraşma olmaz orada yani. Taşlık da orada olmaz. Yani sen git işine bak Musa diyor. Musa Aleyhisselam gidiyor Tur Dağı'nda soruyor. Ya Rabbi sana malum diyor. Yolda gelirken o diyor tarlada ben baktım olmaz dedim. Sen ne dersin? Allah da olmaz diyor. Orada ekim metin bir şey olmaz diyor. Musa Aleyhisselam tekrar dönüşte geçerken adam bakıyor gene görüyor orada çalışıyor. Ya bak diyor bana inanmadın diyor. Allah'a inan bari diyor. Orada Allah da olmaz dedi diyor. Ya Musa sen yürü git işine bak ya diyor. Karışma benim işime diyor. Neyse. Adam 6 ay sonra tekrar orada geçiyor. Ulan bir bakıyor Musa Aleyhisselam. Ana insan boyunca buğday olmuş. Ya Musa diyor hani ben yanıldım ama diyor. Allah da mı yanıldı ya? Nasıl oldu bu iş böyle diyor ya. Ben bilemedim hadi belki diyor. Ama Allah da olmaz dedi diyor. Hemen koştura koştura gidiyor Allah'a. Ya Rabbi diyor sana malum diyor. Ben olmaz dedim diyor ama sen de olmaz dedin ama orada olmuş diyor. Aha diyor Musa. Ne yaptı o biliyor musun diyor. Tarlada beni çalıştırdı diyor. O tarlada nasıl buğday olmasın diyor. Nasıl buğday olmasın diyor. Ya işte bazı kullar Allah'a o kadar yakındır, o kadar Allah'a sevgilidir ki. Allah çalışır onların elinden. Bu kullar kimdir biliyor musunuz? La faile illallah'ı zevk eden kullardır. Ya. Bu la faile illallah'ı zevk etmek herkesin işi değil. Ya. Zor bir şey. Ben bunu hiç unutmuyorum. Ahmet Efendi Hazretleri böyle sohbet ederken bir bayağı kalabalıktı yani ev zaten doluyordu. O kadar kalabalık bir gece sohbet ederken dedi var mı dedi içinizde dedi la faile illallah'ı yaşayan. Kimse de tık yok tabi. Halbuki orada Efva salikleri, Sıfva salikleri, Cem salikleri, Hazreti Cem salikleri bile var. Ama kimse de tık diye bir şey yok. Sordu bunu var mı içinizde yaşayan da arkadan söyledi dedi daha da mı? Varsa dedi içinizde yaşayan kalkacağım elini öpeceğim dedi. Allah Allah. Onun için tevhid-i efali yaşamak zordur ama yaşayan insanın elinden de Allah çalışır o zaman. Yani o insan kaldırdığını, bıraktığını, Allah'ın yaptığını bilen insandır. Kendine nispet etmez. O ayeti kerimeyi yaşar işte onlar. Sizi de sizin işlerinizle halk eden Allah'tır. Ayeti kerimesini yaşar bu insan. Bunlara sıkıntı yok işte. Bunlar niye sıkılsınlar? Bunlar dünyalarını da terk etmişler.
ukbalarını da terk etmişler. Allah'a kavuşmuşlar. Allah'la oturmanın, kalkmanın, yürümenin zevk-ı sefasında olan insanlar. Enfüste ve afakta Allah'ın işini seyreden insanlar. Şimdi biz dünya aklından baktığımız zaman işte o onu dövüyor diye görürüz, kızarız o dövene. Ama hak gözünden baktığın zaman döven haktır. O işi işleyen haktır. Sen de bunu biliyor musun? Biliyorum. Peki şimdi der misin o zaman? Ya Allah'ım çok yanlış iş yapıyorum denir mi yani? Olur mu böyle şey? Yaşamak bu işte ya. Lafa ile ilerle. Ondan ona kız buna kız. Hiç Allah'ın işini görme bu alemde. Ahmet öyle yapıyor, Mehmet böyle yapıyor. O onu yapıyor, bu. Hep kız kız. E ne olacak şimdi ya? Hani Allah faildir. Nereye gitti Allah? Nasıl kaldırdın Allah'ı ortada? Nasıl hemen kendine nispet ediverdin yani? Bak onun için çok zor. Tevhid-i ehvali yaşamak çok zor. Zaten en zor o şeydir. Şimdi diyorlar ya, bir yerde bir kötülük görürseniz elinizle düzeltin. Elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Orada gücünüz yetmiyorsa kalben buğz edin diyor. Bunu insanlar hep böyle bir başkasını düzeltmeye çalışıyorlar. Halbuki kendinde bir fenalık gördüğün zaman la faile illallah elinden düzelt onu. Kendindeki kötülüğü düzelt. Kendin kötülüğünü düzelt de kendin Allah'ın işini kendine nispet etme. En zoru işte bu. En zor. Bir insan la faile illallah yaşasa bütün makamlara, tüpleri zevkine eder. Efendi onun için dedi işte. Kalkacağım elini öpeceğim onun için dedi. Öyle makam meraklıkları zevkini yaşayan yok baktı orada. Onun için öyle söyledi. Bir insan tevhid-i ehvali yaşarsa işte kötülüğü elinden düzelten insandır o. Kendine ait hiçbir şey nispet etmez. E Allah da ne diyor? Ben her şeyi affederim, bütün günahları affederim ama şirki affetmem. En büyük günah şirktir. Hazreti Ali de ne diyor? Sizin en büyük günahınız kendi vücudunuzdur. İşte kötülüğü gördük mü, elimizle düzeltirsek, yani o bize kötü gösteren duygu, düşünce bizde ne varsa, ona bu hakikati öğretebilirsek, onu bu zevke çekebilirsek, kendimizdeki o kötü görüşü düzeltmiş oluruz. Ahmet'in, Mehmet'in yaptığı işi, Allah'ın işi görebilirsek, işte düzelttik kötüyü. Çünkü Ahmet'e, Mehmet'e baktığımız zaman, o bize kızarsa biz de ona kızarız. O bize küfrederse biz de ona küfrederiz. Niye? Çünkü Ahmet'i Mehmet'i görüyoruz. Allah'ın fail olduğunu göremiyoruz ki. Ama zordur bu. Ama zordur ama bu hakikate de erdiğin zaman da işte o tarlada buğdayları Allah eken ondan sonra olmaz denilen yerde bakmışsın insan boyunca buğday olur. Senin olmaz dediğin şu alemde öyle öyle güzellikler, öyle zevk sefalar olur ki sen de hayretlerde kalırsın. O sende zevk sefaya eren Allah'ın kendisi olur o zaman. O zaman senin zevkin ne olur biliyor musun? Zevkullah olur. Allah zevki. Allah zevkini kim bilir? Biz bilmeyiz. Allah'ın zevkini Allah bilir. Biz de bilelim Allah'ın zevkini. Yani bütün dava o bize söylenilen, verilen meratlık ve makamatın zevkini yaşayabilmektir. O hakikati kendimize getirip yaşarsız ne Allah'tan bir saniye ayrılabiliriz ne peygamberden bir saniye ayrılabiliriz. E o zaman Allah'la peygamberle yaşayan insanın hayatı ne olacak? Allah'la yaşıyorsan yaşadığın zevkullah olacak herhalde. Başka ne olsun ki yani? Peygamberle yaşıyorsan o da zevkullah. Niye? Çünkü ondan tecelli eden Allah'ın olduğunu, zevk uçumutuna eriyorsun. Yani. Peygamberimize ne için diyor? O asla heva ve hevesinden bir şey söylemedi. Hep vahiy üzere söyledi.
Hep Allah'tan aldığını söyledi bize. E biz de şimdi ona uyduğumuz zaman ne oluyor? Hakikatte Allah'a uymuş oluyoruz. Allah'ın emrini tutmuş oluyoruz. Allah'la muhabbetten zevk almaya başlıyoruz bu sefer yani. Niye? E Allah'ı o zaman görüp tanıyoruz işte. Ey Habibim de ki onlara, ben onlara şah damarından daha yakınım diyor. Ya şimdi bu ayetler varken nasıl oluyor da insanlar Allah'ı göklere atıyor ya başka alemlere atıyor? Neden atıyor? İşte dünyayı istediler, Allah'ı istemediler ya ondan. Dünya onları bayalıyor. Başka bir yerde de ne diyor? Dünya oyun ve oyalamadır diyor ya. Oyalanıyorlar işte. Ne zaman ölecekler bu derken? Öldükleri zaman. Ama iki türlü ölüm var. Birisi ihtiyarı ölüm, birisi de ızdırarı ölüm. Izdırarı ölümle ölüp gidenler bu zevkten hiç nasip almadan gittiler. Ne Allah'ı tanıdılar ne peygamberi tanıdılar. E böyle Allah peygamberi tanımayan bu zevkle zevklenmeyen ölümü ne olur? Hayvani ölüm olur. Değil mi? Hayvanlara şimdi böyle muhabbet yapılır mı yani? Evet. Yapılmaz. Çünkü onlar hayvan olarak yaratılmış. E aynı şimdi hayvan gibi ölüp giden insan bu muhabbetten insan olup da bu muhabbete girmeyen, bu muhabbetten zevk almayan insan ne gibi olacak? Hayvan gibi olacak. Başka nasıl olsun ya? İnsan gibi ölemez ki. İnsan gibi ölenler ihtiyarı ölenlerdir onlar. Onlar peygamberin sözünü tutanlardır. Onlar peygamberin dediğini yapanlardır. Peygamberimiz dedi ya, ölmeden evvela ölünüz. İşte onlar bir öldürücü bulmuşlardır. Şu ayeti görüme Allah yolunda öldürülenlere, ölenlere demiyor. Öldürülenlere. Sakın ha öldü demeyin. Onlar haydırlar, diridirler. Lakin siz bilmezsiniz. Bak şimdi. Bu gerçekten Allah yolunda öldürülenler var ya. Onlar hay olduklarını, diri olduklarını biliyorlar. Ama bir başkası görüyor onları da ölü zannediyor onları. Bilmiyor. Ama bunu ancak öldürülenler biliyor. Bu hakikate erenler biliyor. Bu hakikate ermeyenler nereden bilsin şimdi onların diri olduğunu? Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. İşte onlar da ondan sonra diyorlar ki onlar da bizim gibi ölecek gidecek diyorlar. Sizin gibi ölmeyecek onlar. Ve onlar Allah için öldüler. Allah'a gittiler. Nereye sen Allah'a gitmiyorsun? Toprağa gidiyorsun. Nereye senin gibi ölecek? Ölmez. Allah garanti veriyor ya. Cenab-ı Allah ne diyor? Ehlullah'a korku ve hüzün yoktur diyor. Neden korku hüzün yok? İşte o abamın ölümü gibi ölmeyecek onlar. Çünkü o ızdırarı ölüm gelmeden gerçekten ölümü tattılar. Her nefis ölümü tadacak diyor ya. Takma var bak burada. Ortaktılar ölümü. Kendilerine ait nispet fiilden, nispet sıfattan, nispet vücuttan kurtuldular da Allah'a kavuştular. Allah'ta yok oldular. E Allah'ta yok olan insan nesi ölecek ya? Zaten yok ki ölsün. Peki o zaman bunlar nasıl dirildiler? Bunlar Allah onlara kendi ruhundan ruh üfledi. İşte bunlar ölmez. Ruh alanlara ölüm yok. Ölmeyen de insanın zaten ruhudur yani. İnsanın ölmeyen bir tarafı var. Et kemik tarafı dediğimiz ölecek mezara gidecek o. Ama ölmeyen tarafı var insanın. Nedir o? Candır, ruhtur, nurdur, aşktır, sevgidir, muhabbettir, zevktir. E bunların vücudu yok. Değil mi? Evet. Sen al ruhumu desen böyle hani ben tutayım alamazsın, göremezsin. Öyle bir şey değil ki bu. Latif çünkü bu. Canını ver desen, al vereyim canımı al. Alamaz. Ama diyebilir mi insan bende can yok diye? Diyemez. Herkeste can var da, herkesin candan haberi yok işte. Ya. Onun için Cenab-ı Allah sevdiklerine bu alemde kendi hakikatini bildiriyor. Sende can olan benim diyor. Sana ruhu ben yükledim diyor. Diyet.
Sende nur benim diyor. Sende aşk, sevgi, muhabbet benim diyor. Oo, bu insan Allah'a kavuşmanın zevku sefasını yaşıyor işte o zaman bu alemde. Başka ne arasın bu insan ya? Başka hiçbir şey aramaz. Bak ne yapıyoruz şimdi biz? Buraya ne için geldik? Bu muhabbet için geldik değil mi? Evet. Bizim arzumuz, isteğimiz bu muhabbet diyor. İşte biz de bu muhabbet için geldik. Allah da bize muhabbet yapıyor. E ne arayalım şimdi başka ya? Nereye gideceğiz başka? Zaten başka yere gitmekten vazgeçtik de geldik buraya. Gidecek yerimiz yok bizim. Çünkü her insan zevk aldığı yere gider. Sevdiğinin yanına gider. Değil mi? Bak herkes öyle. Kim kimi seviyorsa onun yanına gidiyor. Dünya ehli, dünya ehlini seviyor. Gidiyor onun yanına. Ukba ehli, ukba ehli de onun yanına. E Allah ehli de Allah ehlini seviyor. Onun yanına gidiyor. Onun için bak. Her kuş kendi cinsinden uçar. Bülbüller bülbüllerle uçuyor. Niye? Onların kondukları yer güldür çünkü de onlar. Onlar gül kokusundan zevk alırlar. İşte bak bülbül olanlar bunu gülü bulmuştur. Gül kokusunu almakta onlar. Onlar zevk sefa içinde. E canım şimdi karga gelmiyor güle. Bu kokuyu almıyor. E karganın zevki şimdi bülbül gibi olur mu ya? Olmaz. Olmuyor zaten. Onun için biz Allah'ı ne kadar zikretsek, fikretsek, zevk etsek azdır. Cenab-ı Allah'ın ilmi sonsuzdur. Bir insan ne kadar öğrense Cenab-ı Allah onun ilmine bir bilmediklerini daha katıyor. Yalnız şu şurası çok önemli. Hani bildiğinden amel et diyorlar ya, bilmediklerini Allah öğretir sana. Biz şimdi, bak, Peygamber Efendimiz diyor ki, Hud suresi beni kocattı diyor. Nedir o? Ya Muhammed, emrolunduğun gibi doğru oldu. Bu sure diyor beni kocattı. Şimdi biz de emrolunduk. Kim hangi makam meratibi aldıysa onunla evlenmiştir. Biz öyle yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyle yaşarsak zaten Allah bizim ilmimizi arttırır. Bize verdiği telkin üzere biz yaşarsak Allah bizim bilmediklerimizi bildirir. Zevk etmediklerimizi zevk ettirir. Yaşamadıklarımızı yaşattırır. Bizi iki alemde de zevk safa içinde olanlardan eyler bizi. E nasıl olacak bu? Yaşarsak olacak. Yaşamazsak olmuyor. Bilmek başka şey, yaşamak başka şey. Adam çok şeyler bilir. Çok bilir. Belki havayı da, havada uçmayı da bilir. Ama havada uçmazsa ne faydası olur o bilginin? Hmm. Değil mi? Yaşamaz. Yaşamadıktan sonra ne faydası var? Çok güzel yemek yapmasını biliyor. Yapıp yemedikten sonra ne faydası var o bilginin? Hiçbir faydası yok. Yok. Onun için inşallah biz bize bildirenleri yaşayanlardan olalım. Amin. İşte ölüler kimlerdir? Yaşamayanlardır. Ama yaşayanlar ölü değildir. Bunu her tarafa yorumlayabilirsiniz. İsterseniz kendi beşer vücudunuza getirin bunu, bize bu beşer vücuda söylendi, bu beşer vücut bu zevkleri yaşarsa yaşayanlardan olur, ölülerden olur. Yaşamazsa ölülür zaten. Evet. Onun için inşallah biz yaşayanlardan olalım. Amin. Biz gerçekten de şuna iyi bilelim, iyi inanalım. Allah'ın seçtiği kullarız. Nereden biliyorsun ya? Şuradan biliyorum. Allah bu muhabbeti herkese yapmıyor. Ben kendi evlatlarıma yapamıyorum bunu ya. Düşünsenize ya. Nasıl bir şey bu ya? Değil mi? Peki bir baba madem bu kadar çok kıymetli, bu kadar değerli, bu kadar güzel, bunları önce kendi evladına yapmaz mı ya? Değil mi? Kendi evladına yapar. Ama öyle değil. Allah seçtiği kullara yapıyor bunu.
Onun için kıymetini bilelim inşallah biz. Bak seçilmiş insanız. Şu halkın içinden Cenab-ı Allah bizi seçti. Niçin? Yemin ederim bu muhabbeti yatsın diye. Eyvallah. Başka? Biz Allah'la birlikte yaşama zevkinde olalım diye seçti bizi. Ya. Başka? Muhammed'in muhabbetinde olalım diye seçti bizi. Ya. Başka? Zevkullah'ı yaşayalım diye seçti. Daha ne yapsın Allah ya? Onun için gerçekten çok kıymetli. Şimdi biz şeye gideceğiz. Mustafa'la Ümre'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Ziyaret edeceğiz. Ama o Kabe'yi tavaf edenler ne bileyim ama demeyeyim ama vardır belki içinde. Binde beşinde vardır diyeyim bu zevk. Ama Cenab-ı Allah öyle kulları var ki Kabe'yi kendine getirir de kendi Kabe'sinde bu zevkleri yaşar. Kendi Kabe'sinde Allah'la muhabbet eder. Kendi Kabe'sinde Allah'ı dinler. Kendi Kabe'sinde secde eder. İlla Mekke'ye gitmek şart değil. Sen neredesin? Allah da orada. Nerede olursan ol. Ama buna yani iman etmen lazım. Allah benimle beraberdir diye. Zaten bu ayettir ya. Ey abimim biraz önce söyledik zaten. Ey abimim ben onlara şah damarından daha yakınım. Peki şimdi Allah bize şah damarımızdan yakarsak biz Türkiye'de olsak ne olacak? Arabistan'da olsak ne olacak? Çin'de olsak ne olacak? Değil mi? Fark eder mi? Nasıl? Kaldır bu isimleri Türkiye, Arabistan, Çin diye. Dünyadayız. E tamam dünyada son Allah seninle beraber işte. Demek şimdi bunları tabi bunlar duymadan, bilmeden, anlatılmadan olmaz. Ama anlatılanları alıp kendimize getirip yaşarsak işte o zaman zevk sefa oluyor. O adamın zevkine, sefasına artık diyecek yok. Onlar öyle bir hakikate, öyle bir manaya eriyorlar ki bu zevkin üzerine başka zevk aramıyorlar zaten. Bu muhabbetin üstüne başka muhabbet aramıyorlar. Onun için onlar her zaman Allah'a hamd ederler, şükrederler. Teşekkür ederler. Niye? Herkese verilmeyen bir şeydi ya. Kaç kişinin haberi var? Ha, kim Cenab-ı Allah seçti kendini aldıysa o kullarının haberi var bunun. Herkesin haberi yok. Herkes işte senin dediklerini öleceğiz gideceğiz, hesabı vereceğiz, cennete gireceğiz orada yaşayacak diye bekleyip duruyorlar böyle. Allah sevdiklerini hiç bekletmez. Bir salise dahi bekletmez. O sevmeyenler, bak şöyle, Allah'ı sevenler öyle, bekler durur onu. Ama bir de Allah'ın sevdikleri var ya. Allah'ın sevdiklerini Allah bekletmez. Anında görür, ne isterse görür. Onun için diyor, kutsu hadis midir, hadis midir bilemiyorum. Allah dostu veli diyor, ne isterse Allah onu verir diyor. Ama diyor, nebiler istemeden verir diyor. O zaman ya velayet zevkinde kalalım. Ya mübüvvet zevkinde kalalım. Ehli tevhidin zaten kalacak başka yeri yoktur. Ya velayet zevkinde kalır, ya mübüvvet zevkinde kalır. Ya tıkam seyinde kalır. Adem. Başka kalacak yeri yoktur. Neden? E biz avun gibi öleceğiz, gideceğiz de, mezara gireceğiz de, Allah'a gideceğiz diye düşünmüyoruz ki öyle bir yer arayalım kendimize. Bizim yerimiz Allah'ın yanıdır. Biz Allah'ın yanında rahat ederiz. Allah'a ya ama bugün de şey geldi ya. Allah'ın sevdiği insanı zaten Allah başka yerde bırakmaz. E seven de Allah'la olursa arada hiçbir sorun kalmaz. Değil mi? Bak Allah bütün sorunları gerçekten kaldırıyor. Yani.
Şimdi bizim niyetimiz buraya gelip bu muhabbeti yapmaktı değil mi? Evet. Bak ara başka engel bırakmadı Allah arada. Şunu çıkarmadı, bunu çıkarmadı. Niye? Allah için istedik ya. Allah için istenilen hakikate, manaya kim ermek istiyorsa Allah onun önündeki bütün engelleri kaldırır. Bırakmaz engel. Neden? Allah bilip duruyor ya, sen Allah için istiyorsun bunu yani. Allah da seni istiyor. Niye engel koysun ya önümüze ya? Değil mi? Kaldırıyor. O engel koydukları. Onlar istemiyorlar, gönülden istemiyorlar da onun için. Belli oluyor zaten. Gönülden isteyenler, gönülden istemeyenler belli oluyor. Hani biliyorsun senin oraya bir şeye girdi vardı da gel dedim seni derviş yapalım. Ha. İki defa söyledim inşallah inşallah. Yani söyleyişinde bile yani istemedi belli. İnşallah diyor ama istemiyor. Ya şimdi eğer bunu bilse bu zevkin böyle bir şey olduğunu ne bileyim yani böyle tatsa. Dünyada olmayan bu kadar bir hakikat, bir mana, bir zevk, bir sefa burada yaşantılı bilse onu söyler söylemez tamam hazırım derdi hemen değil mi? Hemen bir an önce. Ama işte o herkese nasip olmuyor. Niyetine bakıyor, niyetine. Onun için derler, müminin ameli niyetinden hayırlıdır diyor. Sen niyet ettin şimdi, diyelim bir hayır yapacağım. Cami veya bir yere su getireceğim. Yapamadım. Ama Allah diyor onu yapmış gibi diye kabul eder diyor. Niyet bu kadar önemli bir şey. Niyet ettin, hacca gideceğim diye. Hacı olursun. Niyetsiz gidersin, turist olursun. Bak işe bak ya, Allah Allah. Niyete bak. Niyet ediyorsun, hacı oluyorsun. Niyet etmiyorsun, turist olursun. Halbuki gidiyorsun, aynı şeyleri yapıyorsun orada. Her şeyi aynısını yapıyorsun. Hacı olmuyorsun. Niyet çok önemli. Biz de niyet ettik. Allah için Allah muhabbetini yapmaya. Amin. Allah nasip etti muhabbetini yapmaya. Ama şimdi Cenab-ı Allah niyet edelim. Bu almış olduğumuz muhabbeti yaşamasın. Yaşamasına niyet edelim. Cenab-ı Allah bu güzellikleri yaşasın. Amin. Çünkü bu güzellikleri tat dediğimiz, lezzet dediğimiz yaşayınca anlaşılıyor bunlar yani. Yaşamazsan bu sadece bir kelam olur, bir söz olur yani öyle kalır. Ama insan yaşadığı zaman onun işte tadına, lezzetine, ne bileyim onu güzelliğine, zevkine o zaman eriyor. Gerçek. O zaman da işte o insana hiçbir şeyin sıkıntısı dokunmuyor. Şimdi suyun içinde olan bir insan, ya üstüme su dökün der mi? Demez, suyun içinde zaten. Bunun gibi bir şey işte. Şimdi adam nur içinde. Ona nar dokanmaz ki. Ha o nur içinde olan ya Rabbi beni nuruna kavuştur nur içinde yatayım da demez. Zaten nur içinde. Zevk böyle bir şey işte. Bu zevke erenlere sıkıntı olmuyor. Ne olursa olsun sıkıntı olmuyor. Niye? Onlar dünyadan geçmişler ya. Sıkıntı dünyada. Peki dünyada olmayan insanı ne sıkıntı tutacak? Değil mi? Bir insan bulutların üstüne çıktısa aşağıdaki yağmur çamur ona değer mi? Değmez. Değmez. Aynı bunun gibi işte. Bu zevkler de böyle. Allah bizi kendi zevkinle zevklenenlerden eylesin. Amin. Allah'ın zevkinle bir insan zevklendi mi? Başka bir zevk aramaz zaten. Ya. Ne zevk arayacaksın ya? Ne zevk arayacaksın? Allah zevkini bulmuşsun ya. Her şeyi yaradanın, her şeyi zuhura getireni, her şeyi sana verenin hakikatine ermişim. Allah'ın zevkine ermişim. Başka ne zevk arayacağım? Aramaz insan şey. İnşallah bu zevkleri yaşayanlardan olalım. Amin. Rabbim her yerde, her zaman yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bu güzellikleri yaşayanlar, onlara hiçbir sıkıntı olmuyor. Yaşamayanlara da Allah nasip etsin. Yaşasın. Biz çünkü dua ederiz. Sizin duanız olmasa ne işe yararsınız bu yolda? Dua ederiz. Allah verirse verir, vermezse yine onun bileceği iş. Ama duamızı yapalım biz.
bilhassa evlatlarımıza dua edelim. Bir babanın diyor evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir diyor. Allah bizi bu hakikate ulaştırdığı, erdirdiği gibi evlatlarımızı da erdirsin inşallah da. Bizim arkamızdan gelen nesil de bu yolda yürüsün, bu zevkle zevklensin. Bu güzelliği yaşasın, yaşatsın inşallah. Sadakallahü'l-Azim. Amin. Bu.